Merhaba ben Sami Can. Merhaba ben Barış. Merhaba ben Tuna. Girişimci Muhabbet'in 3. sezonun 2. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Barış şu anda görünmez. Evet zaten kimse beni görmediği için sıkıntı <laughs> yok. Podcast'te Podcast hepimiz görünmeziz aslında da biz birbirimizi de görmüyoruz şu anda. Ben internetten de düştüm bu arada ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Düşmedim burada <da> ya. <laughs> yok, Yayındasın. Yok yok bir bir saniye gittim. Evet, geçen hafta bıraktığımız bir konu vardı. Aslında oradan başlayalım ve oradan devam edelim diye bir e, noktadan ilerliyoruz. <laughs> saat 9.25. Kafa gitti. Çalışmıyor. <laughs> Çok az vakit. Barış dikkatimi dağıtıyorsun lütfen ya. Ne? Gerçekten ne? Insanların senin taraftan... etrafında bir şeyler yapabiliyor olması büyük bir ma marifet yani. <laughs> ben tam bir distractor'ım değil mi? Etap tam bir, şey, tam tam bir troll, troll ya. ya. Troll. Adın evet. troll diye değiştireyim. Zaten bile bir ara saçın da trole benziyordu. <laughs> Yanlardan çıkmış, yukarıdan uzamış falan. <laughs> evet, geçen hafta şunu konuştuk aslında. Konuşmayı şurada bitirdik inovasyondaki ve teknolojideki e, daralma. sıkışmışlık, daralma. Yani böyle bir laf attık aslında ortaya. Ondan sonra e, bunu bir dahaki bölümde konuşuruz dedik. Peki burada ben neden bahsediyorum? Konuşmaya e, konuşmayı biraz aslında devam ettirmek gerekirse. E, çünkü Tuna şeyden bahsetti işte hani mevcut düzen... Bu mevcut düzenin biraz sallanıyor olması, bu mevcut düzenin değişeceğine dair bazı indikasyonların geliyor olması, e, şu anda içinde bulunduğumuz dönemin Dünyanın bazı e, üzerine oturduğu temel yapı taşlarında bazı değişiklikler olabileceğinden bahsetti. E, tam oradan aslında muhabbet teknolojiye bunun etkisi nasıl olacak falan filan gibi bir yere geldi. Biz de uzun zamandır ortamla şey konuşuyorduk. Ya o uzun yıllardır San Francisco'da işte hani tam teknolojinin inovasyon e, göbeğinden geliyor yani sonuçta evlere e, temizlik hizmeti vermiyor Barış'ım. <laughs> yani tamam mı? Ondan dolayı. <laughs> şey pardon özür dilerim. Yok arkadaşlar şey yapmıyorum. Burada sadece Barış'a laf sokmak istedim. Jazz Saif ekibi hepinize bayılıyorum. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sadece Barış <laughs> yani. troll bir insan, ve gıcık bir insan. Ve i̇şte bak bana rağmen böyle. yapıyorlar. Öyle düşün. Bana <laughs> rağmen yapıyorlarsa ne Aynen. kadar daha iyiler. Ozan'ın Ozan, ın, Ozan ın hep söylediği şey şu yani zaman içerisinde böyle hani mühendislik eforu işte mühendislik aklı bilim aklı falan mesela atıyorum bizim elimize iPhone gibi şeyleri getirmektense mesela daha farklı şeylere odaklanmaya başladı mesela. Ne tip, ne tip şeylere odaklanmaya başladı? Son 2-3 yıldır Apple'ın yaptığı en büyük teknoloji atılımı ne Barış? Apple'ın yaptığı en büyük teknoloji atılımı. Aynen. Normalde bu soruyu ben Barış'a sormazdım bu arada. Zaten soruyu yönelttiğim kişi de değişti. Normalde yani bana, ben bu Tuna'ya sorardım ama yani, Barış'a soruyorum şimdi. Bunun bir çünkü nedeni var. Artık bu marketingle ilgili bir şey dönüştü. Evet. Google'la şeyi bozarak Facebook'u bozarak bütün gelirleri daha basit gelirleri üzerine toplamak yani. Başka bir şey değil, privacy ön plana koyarak, insanların gönlünü alarak bütün gelirleri kendi üzerine toplamak. Aynen, son 3 yılda aslında Apple şöyle bir şey yaptı. Gitti ve dedi ki işte privacy işte biz sizin verinizi gidiyoruz falan filan. Atmasyon bir şeyler söyleyip, tamamen yalanda olan bu arada. <laughs> bir şekilde nasıl olduysa kendi platformlarında aktif olan reklam e, mecrası olan Facebook, Google gibi yerlerin e, Hı -hı. can damarlarını kesti. Ya Facebook bunun yüzünden 10 milyar dolara yakın bir ciro kaybı yaşadığını açıkladı. Google'da bu kadar büyük bir etkisi olmadı. Çünkü Google'ın Android'i var, Chrome'u var, bir sürü platform var aslında. Hani oradaki kaybı bir şekilde kompansiye edebileceği yapılar vardı. Ve Apple gitti. Aslında Apple son 3 yılda e, iPhone'ları daha iyi yapmaktansa ya da ne bileyim AR, VR falan gibi bir şeylere uğraşmaktansa, e, araba falan gibi böyle hayatımızı iyice değiştirebilecek şeylerin üzerine yatırım yapmaktansa neye yatırım yaptı? Reklam teknolojisine reklam teknolojisine niye yatırım yapıyor? Burada da aslında tunaya çevireceğim şeyi aslında e, bir şirket büyümesi yavaşladığı zaman ne yapmaya başlar abi? Yeni ürün döngüsüne girer yani aslında. Ya da mevcut müşterilerden kazandığı şeyi suyunu Milk etmeye başlar değil mi? Aynen. Cash cow. E, doğru. E, mevcut işin karlılığını arttırmaya başlar çünkü yeni ürünlerin başarılı olacağını bilip, e, bilemiyorsun. BCG matrix'ten bahsediyoruz galiba. Aynen, <laughs> aynen. BCG Matrix'e dönebiliriz. Cash Cow olmuş şeyleri e, ya aslında bir anda elimizde bir sürü teknoloji firması var ve bunların elinde Cash Cow. Yani aslında e, yatırımın azaldığı, ne olursa olsun bir şekilde para getiren bir moda gelmiş olan teknoloji şirketleri var. Apple bunun en büyük göstergesi. Bence bizim 5 e, yıl öncesinden bir 10 yılı sayın. Tamam yani 15 yıl önceden ondan sonraki 10 on yılı. En fazla inovasyonu getiren yer Apple değil miydi? Bütün hayatımızı değiştirdi. Yani Barış mesela sen çok net hatırlıyorum biz sen de bunları konuşuyorduk. Web sitelerinin bir anda mesela trafiğinin kaynağı dramatik bir şekilde değişmişti ve bütün mesela marketing dünyası baştan sona değişti. Evet. Hepimizin hayatında cep telefonu dediğin şey aslında yani bir yerde duran bir şeydi. Adam gitti bunu değiştirdi. Şimdi neyle uğraşıyor? Diyor ki adam ben Apple olarak daha fazla mevcut müşterilerimden para kazanacağım. Ondan reklam platformu yapıyor ben ne anladım ki bundan? Bizim bir işimize de yaramadı bu arada. Privacy, oh. privacy, gizlilik falan dediler. Yaptıkları şey mevcut da Facebook ve Google'un yaptığından farkı var mı Barış? Hiç fark yok. Tamamen hype'ın üzerine kurulmuş ve bütün bu Facebook'taki skandalların üzerine kurulmuş bir hareket ve bundan da bütün şey yapan işte bizim gibi pazarlamacılar oldu. Normalde diğer insanlar da sadece o reklama kanarak diyorlar ki evet ya bak Apple bizim privacy'mizi koruyor. Ne kadar mutluyuz şu anda. Artık hiç datamız bir yerlere kaçmıyor. <laughs> Ya yani Şu anda datanız Apple'a kaçıyor. Apple Facebook ve Google'la paylaşmıyor. Eskiden paylaşıyordu. Sadece olay bu yani. Şimdi Apple kendim ben kullanacağım. Niye vereyim ki demeye başladı. Ve gidip bunun üzerine bir reklam işi kurdu ve buradan da hemen hızlı bir şekilde milyar dolarlık işler falan yapmaya başladılar. Kesinlikle. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ee, yani bunun normal tüketicinin hayatına nasıl bir etkisi var? Yani. hiç bir etkisi yok. İşte kafa rahatlığını o marketing kampanyasıyla yaratmaya çalışıyor. Yani bak aslında bu daha iyi. siz bir şey hissetmiyorsunuz ama bu daha iyi oluyor filan. Siz rahat olun. Bunu <laughs> yapmaya çalışıyor. Benzer benzer başka bir konuya geçeceğim. Google. Geçen haftalarda Stadia'yı iptal kafa... ettiğini duyurdu. Doğru. Stadia'yı hatırlıyor musunuz? Biz konuştuk podcast'te. Ya <laughs> stadyo inanılmaz bir olaydı ya. Ben böyle gördüğümde falan böyle beynim patlamıştı yani. Abi nasıl böyle bir şey olur falan. Stadyo'nun yaptığı şey şu aslında. Adamlar bir sürü yerde data center'ları var. Buralarda oyunları açıyorlar ve sen oyunu kendi stream ediyorsun yani uzaktan ve her türlü oyunu en iyi bilgisayarda oynayabilmeni sağlayan falan. İnanılmaz bir teknoloji platformu yaptılar. İnanılmaz bir yatırım yaptıklarını iddia ettiler. 3-4-3 yıl geçti. Tabii 3 yıl bile ki. geçmedi ve Kapandı. Ve yani hareketler dururken kapandı. Aynen dev gibi bir yatırım bu arada. Yani anlattığım şey böyle küçücük ne bileyim e, mesaj uygulaması dalga geçip duruyoruz da e, Google'da hani e, bir buçuk yılda bir, bir yeni bir mesaj mesaj uygulaması falan değil o dev gibi bir şeydi aslında. Yani. Tabii canım. Sonra bununla alakalı nasıl bir yazı çıktı onu biliyor musunuz? Bunu görmedim. Ne çıktı? <laughs> e, ya İngilizcesi neydi? Tam hatırlayamıyorum ama hmm. ya Ship yani ürünü çıkart, promosyonu al, sonra kapat. Meğersem Google'da evet, bunun, evet. bunun, böyle bir trendi varmış zaten. Yani millet içeride ürün yani yapıyor. Neden yok ediyormuş Google'ı. Sonra da e, bırakıyormuş, sallıyormuş, çıkıyormuş mesela. Projeden en iyi mühendisler çıkıyormuş. Çünkü artık promosyonumuzu aldık. Bir üst seviye mühendisi olduğundan. Yükselecek oldum bir ben. şey kalmadı. Yükselecek bir şey kalmadı. Bunu yapmıyorum. Google'ın hortumlanması böyle mi oluyor yani? Hani içeriden Abi, bu arada e, yani hani Google ürünlerini ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben kullanıyorum bayağı bir. Yani, gündelik olarak da çok etkileşiyorum. Ondan dolayı bence Google ürünlerinin hepsi pardon ama bok gibi yani. Çok kötü ürünler. Yani bazen şey diyorum ya abi Allah aşkına ya bu kadar basit bir hata olmaz yani bu uygulamada. Yani mesela benim uygulamamda olabilir. Just Life'da olabilir falan. Ama en saf 250 bin tane e, 250 bin gerçekten 250 bin tane falan çalışan var adamların yani 250 150 bin ne ee, kaç bin tane mühendis var dünyanın en iyi adamları orada çalışıyor ve gidiyorsun salak sapalak e, hatalar var hala ürünlerde calendar ürün hala çok kötü Gmail'ın hala bir sürü problemi var yuveniz bir Drive sürü iyileştirmediler yani. Drive dünyanın en kötü yani uğraşsan bu kadar kötü ürün yapamazsın efor evet. sarf etmen lazım kötü bir şey yapalım diye o zaman olur yani. E ee, son bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Ee, yani bence teknoloji devleri inovasyon yapmaktan yani o rekabet şey falan tamamen ortadan kalktı. inovasyon dediğin şey bayağı bir bitti yani. Ben e, işte Facebook'tan Google'dan işte ne bileyim Shopify'dan Spotify'dan falan mühendislerle konuşuyoruz. Ya adamı mesela içeride ne yapıyorsun falan diyorum. Herkesin projesi daha demin anlattığım Apple'daki reklam projesini halledeceğiz Adam diyor ki işte biz bilmem nedeki işte CPU harcamalarını %5 azaltmaya çalışıyoruz ki bilmem ne falan. İçi Optimize de gitmiş bu arada. <laughs> Hepsi optimizasyon projesi. İçi baymış zaten böyle falan. Dıdısın dıdısı böyle taşın suyunu çıkarıyorum falan gibi projeler yapıyor. Yani böyle bir yerde. Kriz dönemlerinde buradan... tasarruf yapmaya çalışıyorlar işte. Evet ama Facebook yine şey yapıyor ya. Bir hafif inovatif şeylere girişte bu Oculus'la falan. Orayı durdurmadılar mesela. Bu stadyonun patladığı gibi orası patlamadı. Orayı geri çekmediler en azından. Ya abi şu anda kaç bin tane mühendisi oraya kaydırmışlar. 10 milyar e, dolara yakın para harcamışlar. Orada şöyle bir strateji var. Şimdi Apple'ın şu anki hareketlerini yapabilmesinin tek sebebi device'ın onun üstünde olması. Yani o alet onun alet, Oraya hiç kimse araya giremiyor. Yani o Aynen. data Apple'dan paylaşılmadığı sürece kimsenin alamayacağı bir data bu. Tamam mı? E, Facebook ne yapmaya çalışıyor? Bütün reklam modelini bunun üzerine kurmuş bir Facebook vardı. Datayı alamayınca bir anda yok oldu böyle. Bütün Facebook'taki işte account manager'lar falan da bizim gibi böyle bir reklam verenlerle uğraşanların hepsi böyle apışıp kalmış durumda. Yani evet reklam verseniz iyi olur da evet yani sayıları tam bizde de göremiyoruz falan. <laughs> Saçmalık durumda yani. O kadar şey ki ve bununla beraber Facebook ne yapmaya çalışıyor? Tam device'ı sen aldıysan, device yüzünden ben bunları yaşıyorsam bu olmayacak. Yeni device bende olacak diyor. Yani o o kulusu, o gözlü, VR gözlüğünü o on etmeye çalışıyor şu anda. Bunu da yaparsa bir sonraki e, büyük ne derler e, ticari hareketin olacağı yer orası olduğu için de onun üstünden gidecek her şey. Bu sefer Google'la Apple e, sıkıntıya girecekler bir sonraki harekette. Bunu öngörüyorlar. Bunun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Bence yani nispeten anlaşılır bir hareket ama yine birbirlerini kırıyorlar. Keşke bu bir yerde bir konsolide olsa bir ortaklaşa bir şey yapılabilse de bunların hiçbiri yaşanmasa. Çünkü ondan sonraki de büyük olasılık Google'la kırılacak. Yani işte interface olmayan bilmem ne arayüzsüz ortamlar. O da Google'ın on ettiği bir şey olacak. Ve hepimiz de oraya gideceğiz. Data oradan dağılacak veya dağılmayacak. Falan. Şey açısından zorlaştı bu rekabet biraz daha ne derler? Agresifleşti. Eskiden böyle değildi. Eskiden datalar ortalıktaydı. Herkes birbiriyle paylaşıyordu. Ona göre kendi optimizasyonunu güzel yapan kazanıyordu. Şimdi öyle değil. Optimizasyon yapabilecek bir datan kalmadı artık. O, o, da Apple'ın yaptığı bu hareket. Yani Apple aslında kan davasını başlattı şu anda. Büyük olsak devam edecek bu. Ve olan kan. da işte bizim gibi ara reklam verenlere ve tabii ki diğer datayı alamayan büyük reklam ile yürüyen şirketlere. Yani Google'un en büyük reklam şey gelir kalemi reklam. Öyle değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani. Kaç milyar dolarlık. Google'ın daha dağılımı var galiba. Ee, ya ama burada, en Facebook'ta %95 bu oran. Bir şey soracağım. Ee, burada Apple'ın datayı sağlamamasının tek bir sebebi privacy mi yani? Tek bu mu? Hayır, privacy ile aslında alakası yok bunu paketleme yöntemi privacy. Değil değil yani yöntemi bahanesi da, o değil. yani süsü o da hani. Tabii. Gerçek anlamda niye bunu dışarıya sunmuyor? Çünkü para karşılığı satılabilecek bir bilgi değil mi bu? Hani. E şöyle düşün yani para karşılığı satınca Google'la Facebook'un reklam ürünleri Apple'dan daha ürün ol iyi olduğu için bu pastadan daha çok onlar pay alıyor. Ne diyor ki ben pastadan pay alamıyorum ve rekabet de demiyorum çünkü reklamda tecrübeli değilim Apple olarak. Ben bu datayı paylaşmazsa onlar pastadan pay alamaz. Ama pastayı da yok ediyor. Yani pastadan pay alamaz kelimesinden biraz daha farklı. Pastayı çalmıyor. Pastanın yarısını kesip yok ediyor falan yani böyle bir şey. Ya şöyle düşündüm. Pasta bir bütünken %30'unu alıyorum. Hı -hı. Şimdi yarısına düştü. İşte 100 onu 100 diyorum. O yarı çöp yani çöpe atıyor. Kullandırmıyor. Yani, bir, bir... yani kendi açısından bakınca umurumda değil ki. Yani 3 alacağıma 5 alırım diyor. İşte burada Apple ama Apple öyle bir firma mı ya? Size yani yorum olarak soruyorum. Apple ben data akışını durdurayım ölen ölsün mü diyor der. E tabi rakibi. Yoksa Google olduğu için ölsün diyorsun. Yoksa datayı eline alıp konsolide edip onun üzerine geliştirme yapıp bir ürünler zinciri mi yani bir data zinciri mi satmak ister? Ben onu paraya çevirmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani ya mantık paraya... söylüyorum sadece. Bilmiyorum. Şöyle düşün. Ee, yani buradaki olay şuna benziyor. Mesela senin ülkenden kömür çıkıyor tamam mı? Kömürü sen Almanya satıyorsun. Şu an sallıyorum bunları tabii ki. Almanya satıyorsun. Almanya ondan e, çok iyi bir teknolojiyle işte elektrik üretiyor. Elektriği satıyor. Diyelim ki tamam mı? ve elektriği işte birim maliyeti 1 dolar. Senin buradaki kömür, kömürün birim maliyeti işte aynı şeye soktuğumu düşün. 0.1 dolar tamam mı? Tabii ki ham madde daha inefektif bir şey satmak için. Bu da o. Yani reklam datasını ben satınca 1 dolar kazanıyorum. Ama bu adamlar işliyorlar. Optimize halde reklamcılara sunuyorlar. Onların yüzünden para kazanıyorlar ve 10 dolar kazanıyorlar. Tamam. E yani... ben bu adamın arkasında kalıyorum durmadan. E, Apple şuna oynam oynuyor mu o zaman? Onu sormak istemiştim. Elektrik üreten o ...daha verimli yapıyı mı ortaya koymaya çalışacak? Oradan mı Olay. para kazanmak istiyor? Çünkü benim anladığım konuşmamızdan... E, ...bilmeden söylüyorum da yorum yapıyorum sadece. E, şey, kömür santrali olan bir firma... ...elektrik üreten firmayı nükleer bombayla patlatıyor. Yok ediyor yani. Diyor ki kömür işi tamamen benim oldu. Oh ne güzel. Ama yani büyük sektörü bozuyor sanki. Bana orası garip geldi yani... Yani birazcık bozuyor ama kendini geliştirmek pahasına bozuyor. Yani diyor ki Google'la Facebook'undan pasta alacağına birazcık sektör çalkalansın. Ben reklam ürünlerimi geliştireyim. Hah. Sonra zaten orada toparlarım. Ben. Tamam o zaman Herkes bu, bu geçici bir hamle olarak olabilir diyorsun sen değil mi? Yani kendi Yok, gelişimini sağlayacak. Ondan sonra pastayı tekrar bence, yerine koyacak. Datayı bence hiçbir zaman paylaşmayacak. Ama Google'la Yo yo biz kullanıcı için i̇şte diyorum canım. Ürün yani... O datadan alınan ürün ve hizmetler açısından diyorum. O iz, ürün ve hizmetler yerine konacak ama Apple tarafından konacak. O zaman onu bekleyeceğiz herhalde. ya Yani şunu hissetmeyeceksin bilirsen kullanıcı olarak. Çünkü şu anda şöyle bir durum var mesela. Senin Instagram'da gördüğün reklamlar daha kötü hedefli. Eskiden ya işte ben yanımdaki insanlar işte bilmem ne konuşuyordum. Onun reklamını gördüm den diye deniyordu ya. Bir sürü muhabbete maruz kalıyorduk. O olurken şu anda o olmuyor artık mesela. Anladım. O ürün zaten ortada duruyor, kötü bir deneyim yaşatıyor kullanıcıya artık. Aynı. Ee, yine aynı deneyimi daha iyi yaşayacağız. Bizim için kullanıcı olarak değişiklik olmayacak diyorsun. İlginç, tamam. Yani kullanıcı daha kötü reklamlar görüyor şu anda, daha alakasız evet. reklamlar görüyor. Daha az alakasız reklamlar görünce de Facebook, Instagram daha az para kazanıyor. Apple, Facebook, ve Google daha az para kazanmasını sağlıyor bu hareketle. Şey yani aslında tüketici için kötü oldu yani bu özünde. Ya yani. Farkında değil insanlar yani böyle bir hani farkında olduğumuz Aa cebimizden niye daha çok para çıkıyor dediğimiz bir şey değil. Belki cebimize biraz daha fazla para kalıyor çünkü daha kötü reklamlar görüyoruz. O da ilginç bir dilem. <laughs> ya kapitalimizin biraz daha e, kötü çalıştığı için cebimize daha fazla para kalıyor. Şu reklamın <laughs> iyisi kötüsü var mı ya? <laughs> çok saçma bir cümle yani... olsun. Evet. Ne diyeceğim bilemem. Barışlar <laughs> <laughs> <Pazarlanacılar gülüyor> kilit oldu. Aynen Barış, Barış için tam çok güzel bir anlatı oldu yani. E şöyle reklamın iyisinin kötüsü mü olur lafının e, bir sonraki şeyi e, klauzul şu olması lazım yani sonsuz para olduğunda. Evet. Yani ki o zaman bile böyle bir hani frekans zaman falan gibi şeyler giriyor için için de yine de yani. <laughs> Evet yani benim e, kafamdaki şey buydu. Bu nasıl açılır? Peki buna e, mesela hiç bu tarz bir trendin aksine davranabilmiş bir şey var mı? Firma var mı dışarıda? Hiç aklınıza gelen bir şey oluyor mu? benim aklıma gelen ya Ben burada var, ondan tersten <laughs> ben tersten yaklaşacağım. Ee, bir tane YouTube kanalı var. Ee, Almanca ismi. Kurzgesagt. 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 Evet. Kursgezakt. Kursgezakt, yani, yani o, onu ben arada dinliyorum. Güzel şeyler var. Çizgilerini falan da seviyorum. İki, iki ay önce falan bir tane videosu varmış. İzlememiştim ben. İşte a, şeyle alakalı. Neydi? Civilization'ların sonu. Civilization on the brink of collapse. Hı hı. A, şimdi <laughs> bence şu anda yine distopik konuşmaya geçeceğiz biraz ama yani şu, bütün bu olaylar işte bütün bizim diğer bölümde konuştuklarımız falan ve geçen zaman 300 yıl ortalamaymış. A, buna yaklaştığımızı hissediyor. Hissettiriyor bence. Hı hı. Bu da şeye getiriyor yani buradan dönüş var mı, inovasyona dönebilir miyiz? Evet buradan tekrar e, ne derler, tarımda yaptığımız, 200 yıl önce yaptığımız inovasyonu tekrar e, bulmaya, discover etmeye dönebiliriz. <laughs> Bana öyle girmiş gibi geliyor. İnovasyon dönüşü oradan gelir. Yani eksi 200 yıl git, bulduğun şeyleri tekrar geri bul ve onlara inovasyon de. Bana öyle olacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum ya. Vallahi e... Bugün bir tane podcast dinlemeye başladım ben de. podcastte da şeyi anlatıyordu işte. Neden şu anda hep metaverse konuşuluyor? Neden sizce? Mevcut dünyadan artık sıtkı sıyrıldı herkesin herhalde. Aynen. Herkes şey diyor yani aslında mesela trendler ondan sonra ne bileyim moda olan şeyler falan. Aslında toplumun bilinç altında oluşan bazı trendleri gösteriyor değil mi? Ee, ve orada da aslında adam dedi ki evet insanların sırtı kıyıldı gerçek hayatta ve hiçbir yere varamayacağını düşünüyorlar. Ondan dolayı da sürekli metaverse falan gibi şeyler tutuyor. Niye? Çünkü adam diyor ki ya ben bu hayatta artık başarılı olma, bir yere gelme, ilerleme şansım yok. Ee, ondan dolayı e, bence biz şey yapalım. <laughs> Yeni bir dünyaya gidelim. Zaten bütün metaverse'e geçelim. Evet, bir alt seviyeye geçelim. Yani <laughs> belki de bu arada şu anda öyle bile olabilir. <laughs> <laughs> çok evet, deprese bağlayabiliriz <laughs> çok depresif bir düşünce ama yani mesela hep ben şey düşünüyorum ee, gelişmişliğin e, göstergesi olarak şey hep şey konuşuluyor ya işte GDP per capita işte ne bileyim ne kadar e, verimli üretken olduğumuz falan filan e, ama yani büyük bir kısmı senin ne kadar başarılı olduğunun e, nerede doğduğunla alakalı e, belki de nerede doğduğun bir üstteki metaverse'te ee, ki <laughs> olabilir yani ee, şey Abi orada yani... para para ne? yetmediği için ırgat gibi bir e, şey yaşıyor olabiliriz. Yani parayı basacaksın Londra'da doğacaksın yok sevmedim bunu parayı basacaksın işte San Francisco'da doğacağım falan gibi bir şey herhalde. Ee, evet aynen yani işte param olsa bir tane şey vardı Amazon'da bir tane dizi vardı adam e, işte öldüğün zaman Beynini bir yere upload ediyorlar. Upload müdür zaten dizinin adı öyle garip bir şey. Beyn, beynini bir yere upload ediyorlar. Upload ettikten sonra senin bir kontürün var. <laughs> kontürün biterse donuyorsun böyle kalıyorsun. <laughs> <Tamam. Laka gülüyor> ya, yaşayamıyorsun. <laughs> ya o sanal alemde o metaverse'e bile yaşayamıyorsun yani. Böyle bir ırgatlık içerisindesin. Allah'ım yarabbim inanılmaz bir şey ya. Doğru. Yani çok mantıklı. Bizim bir üstümüzdeki, bir üstümüzdeki hatta sonsuz üstümüzdeki bizi yaratanın level'ı, parası, reputasyonuyla sınırlıyız yani. Big Boss. Big Boss. <laughs> yaradan. Yarat Işık diye bir sınır vermişler. Onunla takılıyoruz şu anda işte. Evet, evet. Aynen. <laughs> Tam bununla alakalı bir muhabbet olmuştu. Ya işte ışık hızı falan gibi bir şey limitleyin de. <laughs> Kalsınlar oldu. Çıkamasınlar falan. Böyle konseptleri seviyorsunuz arkadaşlar, şeyi izleyebilirsiniz. Ee, oha, filmin adını unuttum. Barış, sen kesin biliyorsundur. Jim Carrey'nin oynadığı. Ha, Truman Show mu? Truman, Truman Show. Show, evet. Truman Show. Truman Show'u izlerseniz, bayağı güzel bir evet. e, benzerlik içeren bir durum var orada. Hepiniz, hep beraber kafayı yiyebilirsiniz. Bu arada, Tam şu anda da izlemek. Truman Show güzel filmdir ama bir söyleyeyim yani. Evet. İzlemeyen kalmamıştır ya. çok böyle hani liseden yeni mezunsunuz falan izlememiştir. Ya öyle deme. şey, bir sürü yeni jenerasyonda tanıştığım insan falan böyle filmleri falan bilmiyor. Ondan arada filmlerisi yapabiliriz. İnsanların hoşuna gider. Tabii. Ya geçen Mat Matrix'i izlememiş genç gördüm ya. <laughs> ya o da Düşme. tabii o, o ayrı bir şey. şöyle yani çocuk çocukluk döneminin ötesine geçtiğinde Matrix'in son bölümü varmış. Üçüncü bölümü ama da yani işte dördüncüyü saymıyorum zaten de. Üçüncü bölümünü e, izleyen birisi nefret eder filmden. Hani hoşuna gitmez. Evet, tabii, o olmuş, ilk yani. filmlerini izlememiş. Yani, öyle düşün. Ya o bile çok var. Eski geliyor işte hani sallıyorum biz 1970 <laughs> filmlerine bakınca işte çekim kalitesi ıvırdır böyle bir şey oluyoruz ya Hı, acaba seyretmesem. Bence onlara da bol. Ben izledim geçen gün. Ya bize ben gelmiyor, gelmiyor tabii ki. Biz ona doğduk çünkü. O böyle bizim için şeydi, katın gezdi. Uyu ne yapmışlar adamlar? Slow motion, bilmem ne. Slow motion değil ya, neydi o? Başka bir şeydi. Bullet, bullet time. time, bullet time. Bullet yeah, time, bullet time. Yani şeyde düşünüyorum bu arada. Şimdi Matrix'ten konu açınca daha demin anlattığım inovasyonla alakalı konu şeyde de yok mu ya? Ee, sinemada da yok mu? Ya mesela, mesela filmlerde, filmlerde Evet. Çok kötü değil mi? Yani orada tek bir şey diyor Marvel, Marvel hepimizi içine eğlinci uyuşturdu yani. Aynen ya ben artık çok sıkıldım sürekli parlak parlak metalik kıyafetler giyen, elinden oradan bir şeyler fırlayan. Geçen bu arada Hobbit'i izledim, izle reddetmiştim Hobbit'i izlemeyi. Niye? Şey ya çünkü kitap çok kısa ulan o kısacık kitaptan nasıl üçten film yaptınız falan diye Peter Jackson'ın para göz olduğunu iddia edip. ...izlememiştim. Salaklık etmişim mesela. Çok beğendim. Ee, bayağı güzeldi mesela. Bir rahatladım ya. Dedim yani evet. böyle ya yani tabii Ejderha falan filan var da sürekli öyle şeyler görmüyorsun. <laughs> Ondan arada mesela Yeni Zelanda reklamları falan geçiyor ya. Yani sürekli Yeni Zelanda yürüyorlar falan. Ee, yani dedim işte böyle filmde yapılabiliyormuş. Başka e, ne bileyim piyasa filmi olmayan e, başka filmler falan izledim. Mesela gerçekten e, Eskisi kadar iyi değil. Ee, eskiden çok daha güzel şeyler üretiliyordu. Şu anda bence biraz orası da tıkanmış gibi geldi bana. Diyemiyorum. Ya artık Doğru. şey sanat değil. Hani buna film aslında sinema. Görsel sanatlardan birisi. Ama hani bir sanat kaygısından çok gişe kaygısına döndüğü için işte. Aynen. Aynen. E, gençlerde de bu tutuyor. İzleyiciler olarak bunlar daha çok tutuyor. Yani Recep Vedik daha çok tutuyor. Yapacak bir şey yok dolayısıyla hani yönetmenler, film üreticileri o da bir yatırım aslında. Yani oraya bir para koyuyorlar. O parayı çıkarmak zorundalar. Aynen. Buna döndüler ya. Mevcut müşterilere yani aynı malı çevirip çevirip satalım şeyi demek ki orada da var. İşte bu tam Marvel'ın açıklaması ya. Yeni şeyi, eski şeyi çevirip çevirip satalım. <laughs> Hmm. Abi Marvel filmlerini yaptılar yaptılar. Üzerine o karakterlerin dizilerini yaptılar yaptılar yaptılar. O da bitti. Evet. O nedir? O ağaç karakter vardı. Groot. Groot'un bile böyle kısa videolarını falan yaptılar. Yani <laughs> bitmiyor. Sıkıyorlar işte, tam sıkıyorlar olarak. Işte. Optimizasyon. yeni Şey yapmayalım. Bu arada madem şu dizi film konusuna geldik. Hobbit'i seyretmenin sebebi acaba eee Rings of Power dizisi olabilir mi? Amca. Aa, evet tabii ki ondan ötürü izledim bu arada. Tabii o yani. bir tetikledi de ondan Gaza dolayı. Gaza getirdi mi? Ne düşünüyorsunuz? Ondan nefret edip eskileri izleyeyim de mutlu olayım mı dedin acaba? Ee, yo tam da nefret ettiğimi söyleyemeyeceğim bu arada. O kadar kötü değildi bence insanların e, hülo dediği kadar ben nefret etmedim. <laughs> Niye sen öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Valla ben hülo dememe rağmen eski şeyi bilen lore'u birazcık bilen bir insan olarak yani nefret etmedim kesinlikle. Hani oha yok artık falan demedim ama ya, ya çok değişik olmasına yadırgadım öyle diyeyim. Aynı anda House of Dragons olduğu için e, kötü oldu. Çünkü House of Dragons'da her şey çok gerçek böyle. Yani hani, ya bu iki insan gerçekten böyle konuşur falan diyorsun. Diğer tarafta Galadriel böyle Malav okuyor falan. Ya bu kadın ne diyor ya falan diyeceğim. Böyle bir sürü konuşma geçiyor orada falan. Ondan arada tabii öyle bir kopukluk var. Ama bence ben yine de bayağı beğendim. Ee, yani şey, ben de beğenmeye güzel, çalışıyorum. Ama güzel bir benziyor. içerikti yani. Ya şey. sen hmm. falan okumuş muydunuz bilmiyorum da. Orada biraz kırılıyor işte. Ne Neyi okumuş muyduk Barış ben anlayamadım. Silmarillion. Silmarillion. Silmarillion diye bir kitap var. Hmm. Kitap böyle şey gibi, ansiklopedi aslında yani, bir hikaye kitabı değil. O olayı hatırladı. Lord of the Rings kitabı var ya. Lord kitapları... of the Rings evrenini mi anlatıyor, tanıtıyor? Gibi, gibi. ondan önceki çağları falan hmm. oradaki ya, esas karakterleri. Ben yukarak. ben onu bir oturuşta izlemek için e, sonradan takip edeceğim. Bir iki bölümünü izledim. Sarabilir gibi geldi bana, onu bıraktım öylece. E, ama e, okuduğum veya izlediğim kitabı bilmiyorsan. <laughs> evet eleştirenler zaten o kitaplarda gördüklerine mantık hatalarıyla dizi çekmişler şeklinde eleştiride bulunuyorlar. Ama yani ben bir ortalama bir iz, görsel tüketici olarak yani böyle bir şeyin fanatiği değilim. Lord of the Rings evreninin fanatiği falan değilim. Ya Bunlar e, yani eğlence araçları arkadaşlar. Niye buna psikopatça Vay efendim oradan atladı 5000 kilometre varmış gemiden oraya şeyden tekneden oraya nasıl yüzdü o kadın falan. Abi yani takıldığın şey bu mu yani? Bin tane orada fantazi olay var. O fantazinin içinde buna mı takılıyorsun? Eğlencelik izleyip geçeceksin ve bence eğlencelik gidiyor gibi görünüyordu. Hani ben izlediğim bence kısımda. De, takılınan kısım orası olmamalı kesinlikle. Yani benim gibi insanların takıldığı kısım. Abi bu adam böyle yazmamış. Siz niye böyle yaptınız? Yani şey kabul etmekte zorlanıyoruz. Yani bu adamlar farklı bir dizi yazmış. Farklı hikayeler var. Tamam mı? Orada yazan yok yani burada. Biz de diyoruz ki aslında böyle olmalıydı falan. Böyle bir üstüne çıkamıyoruz yani rahatlayamıyoruz bir türlü. <laughs> demedim mi? <laughs> o da zorlayı. Yani belki o yargıları bırakıp izlemek lazım ya. Bu tarz şeyler böyle gerçekten şey değil bak sanat eseri değil. Of onun farkındasın zaten. Sanat eseri değil bunlar. Sanat yani, eseri zaten gibi. Zaten her türlü izliyorsun ya. Yani. Aynen izleyeceğim, Olmuş bunu şeydeyim. geçeceğim. Yani günün sonunda tüh lanet olsun hiç izlemeseydim diyeceğin bir şey çıkacağından çok emin değilim ya. Yani. O kadar kötü gitmiyordu gördüğüm yok, kadarıyla. işte ise belki görsel bir şaşa vardı yani dizinin içinde. Ama dediğim gibi şey hani sonunu görmediğim için şimdi ben ilk izlenimlerim açısından söylüyorum. Yok yok bence beğenirsin. Kitapları falan bilmiyorsan Lauren içinde değilsen beğenirsin. O da bir iyi bir yani. şey yani. Hı, mis gibi. Ben de o halde olmak isterdim. <gülüyor> Kafa <gülüyor> temiz. Aynen. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Yavaştan bence bugünkü bölümü bitirelim çünkü onda Evet. E, Değilip, de evet. Donanın... benim ayrılmam gerekiyor. O yüzden donanım da bende olduğu için <laughs> kaydı burada durduracağız Aynen. yani. Sıkıyorsa devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Ta, tam evet. olarak öyle dedi ve bize e, kapatmamız gerektiğini söyledi. Okey abi ne yapalım? Şey e, özetle inovasyondan bahsediyorduk oradan nasıl geldik Lord of the Rings'e oradan ben koptum biraz ama olsun hani şey <laughs> e, hızlı geçtik ışık mışık ışık hızına geçtik. limitliyiz dedi Barış oradan bir başka evrene geçtik Big Boss'tan bahsedip sonra <laughs> nasıl atladık buralara <laughs> çok emin değilim geçen haftaki konuştuğumuz aslında teknolojinin sıkışması işte son dönemde e, dünyada olan gelişmeleri aslında biraz daha uzattık o konuşmayı. Orada işte teknoloji şirketlerinin şu anda gen, yani büyük teknoloji şirketlerinin bize yarattığı hayal kırıklığı diyeyim. Gerçekten öyle çünkü. O hayal kırıklığı neden böyle bir şey var? Acaba buradan nereye gidebilir? Metaverse aslında toplumsal olarak yaşadığımız bir bunalımın yansıması mı? diye Barış'ın böyle psikanalist şeyleri biliyorsunuz Fransız olduğu için öyle şeyleri yapabileceğine inanıyor. E, dedik ve Bugünü böyle bitirebiliriz. Bu arada şey. E, şey yani Fahri patronumuz Koray'ın e, şirketine <laughs> evet. aldığı yatırım içinde kendisini tebrik edelim. Aynen tebrikler Koray tekrardan evet. figo para e, figo para bir yatırım aldı. Onları zaten konuk etmemiz gerekiyor adettendir. Onların her yatırımda yani Koray yatırım olur bize gelir bize anlatır evet. bunu da yapmamız gerekiyor. Zaten arkadaşlar yavaş yavaş konuklu bölümlere geçeceğiz e, o konuda da şey yapabilirsiniz. Yani eğer öneriniz varsa da öneride bulunabilirsiniz. Bizim birkaç tane adayımız var. Yavaş yavaş onları araya alarak devam edeceğiz bundan sonra. Evet. Diyerek. Ko Koray'ın teknesinin kaç metre olduğunu yine soracağız kendisine. <laughs> Tabii. Ko Koray özel yaptırıyor tekneyi. Daha bitmedi. <laughs> 27 metrelik. Hayırlısıyla bitince. Orada bir bölüm çekeriz. Ya bu da bir gerçekmiş gibi oluyor ya böyle çok ciddi anlatınca. <laughs> Peki o zaman arkadaşlar. Evet. Girişimci Muhabbet'in 3. sezonun 2. bölümünü dinlediniz arkadaşlar. Haftaya 2 haftaya sonra. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek Güzel. üzere. Görüşmek üzere.